Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Cenab-ı Hakk'a iblisten sığınıyor. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla başlıyor. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diyor. Elhamdülillah zikriyle başlıyor. Selat ve selam son elçisi, hepimizin rehberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Abdullah bin Amr İbadet ve taatı çok bol yapan bir insan. Bir taraftan okuyacak, bir taraftan da mahzun kalpten kaynaklı gözyaşlarını dökecek. O kadar çok ağlayacaktı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sahabisini annesi gözüne sürekli sürme hazırlamak suretiyle tedavi etmeye çalışacak. O kadar içli bir insandı Abdullah bin Amr. Yani gözü yaşlı bir zattan bahsediyoruz. Geceleyin sürekli kaim bir zattan bahsediyoruz. Kur'an okuması günde bir kez Kur'an bitiren zattan bahsediyoruz. Gündüzlerin tümünde oruç tutan bir zattan bahsediyoruz. Bu hal şikayet konusu olarak Efendimiz'e iletildiği zaman Allah Resulü karşısına almıştır onu. Ve Abdullah'a şu öğütte bulunacaktır. Abdullah, Kur'an'ı nihayet üstten aşağıya doğru indirerek Kur'an'ı 3 günde bitir. Aslında 40 günden başlar, bir aya indirir, 15 güne indirir. Daha sonra her defasında Abdullah der ki, ya Resulallah ben daha kısa bir zamanda Kur'an'ı bitirebilirim deyince, Efendimiz nihayet 3 güne indirir. 3 günde de ben bundan daha kısa bir zamanda bitirebilirim deyince, bundan daha kısa zamanda okunan şey Kur'an değildir der Allah Resulü aleyhisselam. Oruçla ilgili de yine böyle, ibadetinde çok sıkı davrandığından dolayı her gün oruçlu, Efendimiz aleyhisselam ona da ayar çeker. Ayda 3 gün yetmez mi der, yeter, bütün bir ayı oruçlu geçirmiş olursun. Ya Resulallah daha fazlasını yaparım ki demiş. O zaman haftada 2 gün olsun, daha fazlasını yaparım demiş. Bir gün var bir gün yok oruç tut demiş. Bu Davud Aleyhisselam'ın orucudur, en güzel oruçtur. Daha fazlasını yaparım deyince bundan fazlası oruç olmaz demiş. Yani özetle şunu aktarıyorum. Kur'an okuma alanında mı dersiniz? Çok namaz kılma alanında mı dersiniz? Çok tefekkür etme alanında mı dersiniz? İçli, mahzun bir kalp alanında mı dersiniz? Gündüz oruç mu dersiniz? Abdullah'ı görürsünüz. Onun aktarmış olduğu bir haber üzerindeyiz. Ne diyor bakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam çıka geldi. Adı kim? Adı önemli değil. Adı verilmediyse o sensin benim gibi dinleyecek, konuşacak, düşüneceğiz. Çünkü bizi temsilen sahabeler Efendimiz'e muhatap olmuşlardır. Efendimiz'e seçilmişlerdir, bizi temsilen. Yani biz bir dert taşıyoruz, bu derdi şimdi bir adam üzerinden görmüş olacağız. Gelmiş adam ve Allah Resulüne biat etmiş. Ya Resulallah demiş, hicret etmek ve Allah yolunda cihat etmek üzere sana biat ediyorum. Buraya gelirken annemi babamı gözü yaşlı bırakarak geldim. Buraya gelirken Allah'ın bu amellerden dolayı bana bağışlayacağı sevaplara gönül indirerek geldim. Geldim ve biata hazırım ya Resulallah deyince Allah Resulü aleyhisselam, önce git anne babanın göz yaşlarını durdur. Onları gönülle memnun et. Hicret ya da cihada giderken vefasızlık olmaz. Hukuka tecavüz, hakkı çiğneme olmaz. Ana babayı ağlatma olmaz diyerek önce oraya bir ayar çekecektir. Şimdi hadisi baştan şöyle ana bazı ilkelerle birlikte hatırlayalım. Biat etmeye gelen bir insan görüyoruz. Biat nedir peki? Biat yaptığınız işe gösterdiğiniz ciddiyettir. Ciddiyet, Peygamber Efendimiz'i şahit tutuyorsunuz. Söz veriyor, alemi şahit tutuyorsunuz. Söz veriyor, alemin Rabbi olan Allah'ı şahit tutuyorsunuz. Bir şeyi kendi kendinize söylemeniz ile birilerini şahit tutarak söylemeniz arasında güç kuvvet farklılığı vardır. Elbette biat işi daha ciddiye aldığınızı gösteren bir uygulamadır. Elinizi alemlerin Rabbinin elçisinin eline veriyorsunuz. Onu ve bütün alemleri yaratan Allah'ı şahit tutuyorsunuz. Biat. Ne üzere biat? Yapılan iş. Sıradan bir iş değil. Ondan dolayı biat. Hicret ve cihat. Hicret daha önce vurguladım. Terk etmek. Yardan geçmek, serden geçmek, yurttan geçmek, evden, işten geçmek. Yani bir tür dünyadan geçmektir hicret. Ne için? Kainatın sahibi Allah'a kulluk için. Ona itaat için.
ona daha uygun ortamda buyruklarına teslim olmak, buyruklarını icra etmek için. Hicret böyle büyük bir ameldir. Bu büyük ameli yaparken biat işi daha bir bağlayıcı, daha bir ciddiye alıcı bir uygulamadır. Hicret etmek üzere. Bir de ney? Bir de cihat etmek üzere. Evet, cihat nedir? Ne kadar çaba ve gayretim, gücüm varsa, o güç ve kuvvetim, imkanım Allah'a kulluk yolunda seferber edilecektir. Bu sözü verirken sıradan bir söz vermiyorsunuz. Zaman Allah'a, mekan Allah'a, güç kuvvet Allah'a, servet Allah'a, takatimin yettiği son noktaya kadar seferber edilecektir. Bu cihattır. Cihat savaş değildir tek başına. Aslında en büyük savaş kişinin kendi içindekiyle yaptığı savaştır. Nefsiyle, şeytanıyla yaptığı savaştır. Nefsin arzularıyla yaptığı savaştır. İslam cihat azığı olmadan yüklenilmez. Allah'a cihat niyeti olmadan teslim olunmaz. Çünkü yol mücadele yoludur. Kibre karşı mücadele, kendinizi beğenme duygusuna karşı mücadele, cimriliğe karşı mücadele, korkaklığa karşı mücadele, bencilliğe karşı mücadele, hırsa karşı mücadele, dünya sevgisine karşı mücadele, menfaat için hakukuk çiğneme duygusuna karşı mücadele, bütün bunlar, bu mücadele, bu cihat gerçekleşmezse Allah için düşünelim. Kulluk yolu yürünebilir mi? Ahiret menziline, cennet menziline varılabilir mi? Elbette hayır. Onun için cihat büyük bir azık ve önemli bir sorumluluk. Efendimizin ifadesiyle söyleyelim. Cihat bu inancın, bu dinin zirvesidir.